Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ne ders olduğunu biliyoruz değil mi? Sima. Sima hakkında neyse ama geçirmeyelim diyorsun. Peki. Sima suret değildir. Şimdi ben sima şu yüzdür. Bir onun hakkında biraz kısaca malumat verdikten sonra ondan sonra sima şeyine başlayacağız. Ses geliyorsa kapatabilirsiniz orayı. Size ait. Kapatın. Arkadaşlar, böyle bir mevzu ki zerre kadar böyle inkişafat anlayışımız ötelerin üstünü açıyor. Alem-i gaybın üzerine açıyor. Alem-i gayb da yetinmiyor. Rabbimizi tarif ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 17. surenin 85. ayetinde ruh hakkında şöyle diyor meale. Ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir. Ruh için böyle denmiş. Fakat alemi gayb için böyle denmemiş. En zor ruhtur. Ruhtur. Ahiret için böyle denmemiş. Onun hakkında az malumat verilmiştir. Rabbinin bir emrindendir. Zordur denmemiş. Esas zor ruhtur. Ruhu aralamak ahireti aralamaya benzemez. Ahireti aralamaya benzemez. Ruhu aralamak esma yoluyla musemaya gidiyorsun. Ahiret o kadar zor bir yer değil. Ahiretin tereşuatları ile büyük zatların keşiflerle oraya geçiliyor. Gidiliyor zaten ve büyük zatlar da keşifleriyle, kerametleriyle, tereşuatlarıyla ahireti ifade ediyorlar, aralıyorlar. Ama ruh öyle değil. Ruhun üstünü açmak Rabbine doğru seyahate götürüyor. Ahiret ruha nispeten tebeyi kalır. Dersimizin konusu ruhun üstünü açmak. Olduğundan bu altyapıyı söyledim. Yani ahiretin üstünü açmak hiçbir şey değil. Ruhun üstünü açmak ahirete değil Rabbine götürüyor. Şimdi bunlardan bir tanesi de simadır. Sima hakkında şey veriyorum. Sima budur. Sakın suret demeyin. O suret devam edeceğiz. O konu suret ayrı bir şeydir. Suret hemen kısaca söyleyeyim. Suret daha 1,5 seneden beri çalışıyoruz. Harekettir, davranıştır, sestir, mimiklerdir, kokudur. Koşmaktır, tiptir, kilodur. Görünüşteki her şeydir. Sima ise ruhun tezahür ettiği yer. Şimdi insanın siması derisi o kadar cami ki o kadar camidir ki dişinizi içinize taşıdığı gibi aynı zamanda da gösteriyor. Mesela aynaya bakıyorsunuz lavaboda. Saçınızı tarıyorsunuz. Karşıyı gösterir. İçini göstermez. Duygularınızı göstermez. Hislerinizi göstermez. Maillerinizi göstermez. Vesaire. Hiçbir şeyiniz göstermez. Suretinizi gösterir. Sima ise
sima lambadaki aynaya benzemez. Daha cami ve daha parlaktır. Görüyor musunuz şurayı? Şu deri lambadaki aynaya benzemez. Hiçbir ayna, hiçbir gösterge sizin ruhunuzu dışarıya taşıyamaz. Meyillerinizi, isteğinizi taşıyamaz. Aynı zamanda bu sima, harici hadiseleri, çanak anten gibi toplayıp ruha taşıyandır. Mesela dokunmasıyla, ses vuruşlarıyla. Şimdi sima kadar cami bir ayna yoktur. Bu çok önemli ama. Düşünen insanlar için zaten. Dünyevi aynalar karşı insana gösterir. Batınını kendini göstermez. Aynalar cismanileri gösterir. Aynalar cismanileri gösterir. Sima yani deri hislerini, duygularını, kaygılarını, ruhsal derinliklerini gösterdiği gibi seni oralara taşıyandır. Aynı zamanda karşı iki tarafta da görüyorsun ve sende de gözüküyor. Böyle bir ayna yoktur. Başka? Gece çalışanların simaları nurlanıyor, nurlanmıyor. Bilakis oluyor. Yorgunluktan. Gece çalışan mesaiye kalanlar. Gece kalkıp da namaz kılanların simaları niye nurlanıyor? Oysa her ikisi de eylem ve emektir. İkisi de emektir. Yani namaz yerine adam kalksa, o hareketleri yapsa gene nurlanır mı? El cevap hayır. O zaman namazın hakkaniyetinin fiili tezahürü olmuyor mu? Hakkaniyetini gösteriyor. Simada nur olarak gözüküyor. Rahmeti herkeste olması samimi ve niyeti sağlam olanlarda herkeste yani samimi ve niyeti sağlam olanlarda namaz gece kalkıp kılmak sikki-i rahmeti herkeste ayrı ayrı nurlanması ise hatim-i hadiyeti. Namaz nasıl fiili onaylıyorsa namaz fiili onaylanıyor. Yani nurlanmak demek Allah onayladı demektir. Sanki onaylandığının mührü ve hatimidir namaz. Gece kalktığın zaman namaz hareketlerini normal bir fabrikada çalışır gibi daha fazlasını yapsan o nur olmaz. Nurlanmak nurla namaz bir ilişkilidir. Çelişkili değildir. Çalışanın suratı kararıyor yorgunluk vesaire. Veya film seyredeni. O zaman sima ile diğer işler çelişkilidir. Madem namazdan nurlanıyorsa namazla nur bir ilişki vardır. Sabah namazı da buna dahil değil mi? Evet. Gece sayılıyor. Gece. Yani dört vakit namaz kılsan öğlen ikindi akşam yatsın sabahın nuruna gelmez. Bunlar farz olduğu için farz o kadar da şey yapmıyor. Fakat teheccüd namazını kılanın o beş vakit namazına da benzemez. Çünkü beş vakit namaz vazifedir ama nafile namaz Allah'a yaklaştırır. Şimdi onaylandığının fiili göstergesi simada gözüküyor. Simaya devam ediyor. Neyin, ney var ya ney, içi boştur, süret gibi. Üfürünce farklı seslerin, namelerin çıkması. Sima. Simaya benzer. Saz teli sürete benzer. Tel. Vuranların niyetine göre farklı manaların hiçlikten çıkması ise simadır. Yani et saz telidir. İnsan haletini nereye vurursa tele, simada tak ses gibi dışarıya çıkar, gözükür. Ne ya hayırdır, korktun mu? Ne oldu lan? Allah Allah bana diye hani simadan deriz ya. Namaz kılıp kılmadığım, oruç tutup tutmadığım, faiz yiyip yedemediğim. Değil mi? Nurcu, tarikatçı,
Hepsi simadan belli. Adeta sazın teline vurmuş, dışarıya vurmuş ses. Ses, seslerin içindeki manalar hepsi nerede çıktı? Tel var. Hiçbir şey var mı şimdi? Yok. Manalanıyor. Bu ses içtikten çıkıyor. Yok. Dinamodaki eletin çıkması gibi. Şimdi geçiyoruz simaya. Simanın şurası. Simanın içinde şu üç yerde besleniyor. Letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye. Sima. Tek tek konuşacağız da ben bir kere. Suret ise siret, ahlak, sıfattan beslenir. Tamam mı? Suret daha cami, küllidir. Davranışlarımız, hareketlerimiz, mimiklerimizi, sesimizi, hareketleri hepsini içine alır. Sima bu üç taneden beslenir. Letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet-i ilahi. Şimdi bu mevzu şu olduğu için yavaş yavaş işlemeye çalışıyorum. Şimdi başa geçiyoruz. Yani buradan besleniyor bu. Yani en cami aile oluşu bunda. Burada letaif-i refet, ona gireceğiz. Dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahi. Doğrusunu size söylersem, bunları ben de bilmiyorum. Ama buradan besleniyor. Peki ne işe yarıyor? Bunlar ne yapmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar, sima dünyaya benzer. Simada gözükenler etin değil, batının dışa vuruşu. Dünya da simaya benzer. Tamam mı? Sima ile ruhu seyrettiğimiz gibi dünya ile de ahireti seyredebiliyorsun. Neyi görmek istiyorsanız simada görürsünüz. Sima ruhun dışa vuruş aynasıdır. Gayet seyredersin rahat. Ruhu aralayandır. Şimdi başa geçiyorum. Buradan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diye. Şimdiye kadar saymıyoruz. Okuyabiliyor musunuz? Yoksa şey mi oldu? Bak, okuyorum ne çıktı diye şey yapacağız sonradan. Sima-i istidadi hususiyesi, sima-i veçi-i şahsiyesi, lisaniyle senin ihtiyarını, iradesini, saniyin ihtiyarını, iradesini, meşiyetini ve rahmet-i hassasını ve hiçbir kayıt altında olmadığını. Lemalar 187'de de hususi simaları öyle bir surette halk etmiştir ki ala külal ayrı manalar ifade etmek için ayrı bir sima bulunacak. Eğer gözün varsa insanın simasına bak, gör ki zaman Adem'den şimdiye kadar belki ebede kadar bu küçük simada azay esaside ittifak ile beraber her bir sima umum simalara nispeten her birisine karşı birer alamet-i farikası var olduğu katiyen sabittir. Bunun için her bir sima ayrı bir kitaptır. Yalnız sanatın tanzimi için ayrı bir yazı takımı veya ayrı bir terkip telif ister. Ve maddelerini hem getirmek, hem yerleştirmek, hem de vücuda lazım olan her şeyi derc etmek için bütün başka bir tezgah lazım. Yani buraya geliyoruz ne anladığımız ama. Şimdi adam korktu, namaz kıldı. Nurcudur, tarikatçıdır. İçsel haletleri bozuk. Eskide göze bakıp hastalığı şey yaparlar. Şimdi arkadaşlar bir anda içsel yapı, buradaki taşlar nasıl değişiyor? Ya korktun mu? Hayır, hasta mısın? Yok abi, niye siman, benzin böyle beyazlaşmış? Hani diyoruz ya.
Yani neler hissediyorsan hemen aksettiğine göre şu etiği nasıl değiştiriyor? Aynaya bakın yani. An be an değişiyor. Kan değerleri gibi. Şimdi burada ne anladık? Herkesin siması ayrı ayrı. Azay-ı esası da ittifak olduğu halde. Herkesin burnu, kulağı aynı yerde. Değil mi? Sima ise herkeste farklı farklı. Böylelikle sima saniyin, şu sima saniyin Allah'ın ihtiyarını, iradesini, meşiyetini, rahmet hassasını hiçbir kayıt altında olmadığını gösteren göstergedir. Aniden yaratıyor. Halet sanki emrediyoruz takdir oluyor. Gidiyoruz. Buradaki kayıt altında olmak derken hangisini? Yani bunların kayıt altında olmadığını. Ha yani Allah'ın bu Allah hakkında. Yani bize öyle bir muamele ediyoruz. Biz karışmıyoruz. Yani seyrediyoruz. Simadan anlıyoruz ki ruhtaki hassasiyet buraya pat diye oluyor. Yani hücre değişiyor. Yani maddeler nasıl değişiyor? Bir anda. Bu neyi gösteriyor? Bir anda düşündüklerini, hissettiklerini, zevk ettiklerini, nefret ettiklerini, emellerini, arzularını, ufkunu, mesela adam dalıyor. Değil mi? Vesaire. Mesela masum çocuk, o da diridir yani. Çocuk niye o kadar tatlıdır? Niye adamlar bazıları siyah, bazıları bir vesaire? Suratına bakılmaz oluyor. Hele hele göze hiç bakılmıyor yani. En gerekli gibi sokuyor adamı. Diyorsun Allah Allah şuna bak ya. Ne korkunç acayip bir şey ya. Ya bir sokakta baktığınız zaman ki yani metro biniyorsunuz. Bakmayın da tavsiye etmem. Sakın dikkatle yoğunlaşmayın. Sanki domuz, çakal, porsuk var ya en çok onlardan var. Yani tarladan buradan delip birkaç yerden delik açmış ya. O tip o hayvana çok benziyor. Sokakta çok var. Bu bir anda diyor ruhuna göre simanın değişkenliği Allah'ın ihtiyarını, iradesini, meşiyetini, rahmet hassası bir de hiçbir kayıt altında olmadığını Allah. Bizim kaydımız altında değil. Değil evet. Biz içimizi durduramıyoruz. Yok. Kontrol edemiyoruz. Yani içindeki hassayı yüze yansımasına mani olamaz. Olamıyor. Suret aynasında gözüküyor. Evet. Sima aynasında. Sima aynasında. Sima. Olamazsın. Bu da ahireti, bu yüz sima dünyadır. Bunun gösterdiği ruhsa, ahiret de dünya böyle gösteriyor. Dünya zaten, dünya hayatı ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Ders yapa yapa tenteneli perdeye yanaşıyorsun böyle, aa delik, tamam. Simaya bakıp ruhtan şüphe etmediğin gibi, ruh zordur okuduk. Kulu ruhu min emri Rabbi. Ruh zordur aralamak ahirete göre. Alemi gayb kolaydır. Büyük zatlar teröşahatlarını göstermişler. Kabir, keşfül kubur, kabiri seyrediyorlar. Ama ruha giremiyorlar. Ruh zordur. Ruh aralanınca ötekiler hiçbir şey değil yani. Rabbinin emrindedir. Cennet öyle değildir. Esma'nın azami tecellisidir. Ruh ise Allah'ın ruhundandır. Ruhundan üfledim ruhunuzu diyor. Dikkat edin beyler. Ruhu aralamaya çalışıyoruz. Ahireti değil. Ahireti hiçbir şey değil buna göre. Yani ruhu nasıl gösteriyor? Cami bir ayna. Dünya da böyle gösteriyor ahireti. Onun için böyle biraz da dikkat ederseniz kimin nereye layık olduğunu da ehli anlıyormuş. Hatta her neyse ikinci şeye geçelim. Allah Allah. Ne kadar arkadaşlar ne kadar zerre kadar inkişaf edersek o kadar şükretmek lazım. Çünkü neticesi kayyum imandır. Ahireti aralıyor. En azından ruhu da ruhu insanlar o kadar ne bileyim merak etmiyor. Ahireti daha cazip gibi. Ahiret hiçbir şey değil yani buna göre.
Ahirete, cennete gitmek için dünyaya gelmemişiz. Dünyaya için gelmemişiz. Öyle bir problem yok insanın. Ayna darlığını bilmek, kendini keşfetmek. Potansiyel kendini niye düşman görüyoruz? Niye kendini yaşamaktan korkuyorsun? Ayna darlığını bilmek, taşıdığı, tanımladığı hakikati şuurunda olmak, Allah'a yani aynadar olmak, cennete gitmek bir şey değil. Hayvan gidecek cennete. Yani cennete gitmek o kadar şey değil yani. Bütün hayvanlar cennete gidecektir. Domuz dahil. Ama domuzun gitmediği cehenneme insan gidecektir. Temizlenip gidecek. Yani ahiretten bahsetmiyoruz. Ruhtan, ruhun derinliklerinden bahsediyor. Onun teri şu an. İşte sima, letaik-i lefet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye, dişe vuruşu. Peki nedir bu? Bu böyle bir ayna. Aynanın arkasıymış. Üç tane şirket yapmış. Letaik-i lefet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye denilen üç tane şirket birleşmiş. Bu simayı yapmış. Niçin yapmış? Öyle yapmış ki orayı göstersin. Bizi de buraya bakarak içeriye soksun. Buradan içeriye geçiyoruz. Diyorsun vallahi adam dedikleri doğru. Ama vallahi sarmadı bana bu adam. Beden dili yalan konuşmuyor. Bu beni sarmıyor. Sözler lemalar 187. Yani metni de okuyorum ne çıktı diye. Diğerlerinde böyle yapmıyordum. Metni okumuyordum. Çabuk olsun diye. Netice okuyordum ama nereden çıkartmış bu adam? Hususi simaları öyle bir sürede halk etmiştir ki âlâ külâl ayrı manaları ifade etmek için ayrı bir sima bulunacak. Eğer gözün varsa insanın simasına bak gör ki zaman adımda burayı okuduk biraz önce. Başka bir mana çıkmış. Ayna herkese aynı. Lavaboya gittiğiniz zaman herkese aynı. Orada görünenler farklı olduğu gibi aynaya geçiyor birisi. O geçiyor, bu geçiyor, lavaboda herkes farklı gözüküyor. Azay-ı esası de göz, kulak, burun vesaireler aynı. Ve aynı yerde olmasına rağmen herkeste ayrı olması simalarının farklılığındandır. Yani letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahi sistem böyle gösteriyor. Onun için herkes özeldir. Hiç kimse aynı tıp atıp ne geçmişte ne gelecekte böyle birisi yaratılmayacak. Herkesin siması özeldir. Kimliğidir ve kişiliğidir. Her şeyi taşıyor. Mesela gidin almaya. Bu Pakistanlı mı, bu İranlı mı, bu bilmem nereli mi, İspanyol mu? Bu Türktür. Gel İstanbul'a. Bu Vanlıdır dersin. Git git Van'a. Felanlı çeliğe benziyor. Felanlı çeliğe gidiyorsun. Felan köylüye benziyor. Felan köyün gidince Mehmet Ağa'nın çocuğuna benziyor. Hasan abi aynada ya çok kötüymüşüm ya da fotoğrafta ya hiç bana benzememiş gibi şeylerin de bununla alakası var mı? Var. Yani ben böyle değilim ya, hiç bana benzememiş falan demiştim. Evet. Evet var. Ayna yüzü gösteriyor demiştin değil mi? Yani ayna yüzü gösteriyor. Peki o zaman mirat, simayı gösteremez. Mirat simayı gösterebilir miyiz? Mirat Muhammed'den falan. Allah görünümdeyim, evet. Mirat. Mirat. Ama sima daha derin. Yani deri gibi. Yani bu da derin. Korktuğum zaman hasta olduğumda bu göstermiyor. Bu gösteriyor. Haya utanınca neren kızarıyor? Sırtın kızarmıyor. Belki de o terliyor yani. Ayağın altı da derin. Buraya vuruyor. Burası. Arkadaşlar devamlı kullanıyoruz ama haberimiz yok. Aynı metin. Simalar herkese göre ayrı kimlik ve kişilik kazandırıyormuş. Kimlik ve kişiliktir. Onun için
yurt dışına çıkarken, girerken kameraya bak derler. Evet, bir şey kimliğin dahi olsa pasaport, kale almazlar. Başka? Gene aynı mı? Evet, aynı metin. Çünkü çok cami bir yer. Simalar kitap gibi. Evet, herkes kitabında aynı harfleri kullanıyorlar A, B, C, Ç'de. Elif, B, T, S. Fakat içerisinde yüklenen manalar çok farklı. Simalar da böyle. Herkes de göz harfi, kulak harf, burun ağız harf aynı yerde kullanılmış. Fakat herkesin kitabında aynı alfabe kullanılıyor ama içerisi farklı. İşte harflere benziyor organlar ama içerisi farklı. Diyoruz ki farklılık nereden geliyor? Bu farklılık nereden geliyor? Organ aynı. Hatta ruhu çıksa bile ben yakine şahit olduğum için tahmin ettiğinizden zaten biliyorum. Cesedi yıkıyoruz. Morgda. %70-80 belli nereye gideceğim. %70 belli. Simahum fi vucuhihim min eferi sucudu. Esine tutum elvanikum. Ne dedin bir de sen söyle. Yıkanırken mi yani? Evet. Yani yıkanırken değil ama görmezsiniz siz tarafını. Kokusuyla, davranışıyla, hareketiyle sima zaten kendisini ele veriyor. Zaten abi işlediğimiz günahlar öbür tarafa yılan suretinde gidiyor, birikiyor, evet. Ya. O dünyadaki yansıması mı? Yansıması ki ustad mesela komisere diyor ki ben bak gelmeden seni yılan suretinde gördüm bu akşam diyor. Dolu yani külliyatta. Ben seni yılan suretinde görüyorum. Başka ne anlaşılıyor? Kişinin dimağına, vicdanına, kalbine hatta ruhuna taşınma yoludur sima. Giriyoruz yavaş yavaş. Isındık değil mi motor? Kişinin dimağına neler düşünüyor? Vicdanına, kalbine hatta ruhuna taşınma yoludur. Simasından seviyen kadar içini seyredersin. Simasından senin seviyen kadar içini seyredersin. Seviyen senin oraya girme yetkindir. Usta şöyle bakarmış. Sen demiş. Seyitsin vesaire. Allah Resulü simaya değil, ayak derilerine bakarak kayıf ilmini söylemiş. Çölde giderken Hazreti Ali de var. Suratları kapalı sıcak. Suratları kapalı yatıyorlar beyaz şeyle. Ayaklarına bakarak Allah Resulü üç kişiye demiş ki şu şudur, şu da şudur, şu da şudur. Şu şunun şesidir, şu da şunun şesidir, şu da şunun şesidir. Şey diyor ki İmam Ali radıyallahu anh, ya Resulallah vahiy mi bu? Hayır. O zaman bana öğret demiş. Sakın öğrenme talebinde bulunmayasınız. Çünkü onu taşıyacak kantar yok. İdrali maal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Allah'a şükredelim ki yatıp kalkalım sokaktaki insanları net görmüyoruz. Yoksa yaşama şansımız yoktu. Ya. Bir tanesi bana dedi ki samimiyetimle söylüyorum ama dedi yani dediğini söylüyorum. Söyledim. Abi dedi ben dedi haram olduğu için bakmıyorum değil dedi metroda vesaire. Niye bakmıyor? Ya dedi, hayvan çeşitleri görüyorum dedi. Ürktüğüm için kafamı yiyorum dedi. Safa ne dediğimi de bilmiyorum. Dedi ki onda biz gibi, bak şuna bak dedi, nasıl görüyor? Ben de bakıyorum bu adam. Bak dedi, fıtratı böyle. Allah Allah. Tabii şey geliyor. Tuhaf insanlarla karşılaştığı malumdur, malumunuzdur. Bir daha okuyayım ve devam ediyorum. Kişinin dimağına, vicdanına, kalbine, hatta ruhuna taşınma yoludur. Simasından seviyen kadar içini seyredersin sen. Sima,
oranın burada ifadelenişi sima, ruhunun burada ifadelenişi oranın yani batının dışa vuruşudur. Sima vücut maddelerinin fonksiyonları değil. Sima madde değil. Maddede kalıpta tezahür ve tereşü eden simasına bakıp batınına herkeste cüz-i külli herkeste mevcut. Simasına bakıp batınına herkeste cüz-i külli herkeste mevcut. Yani bakarsın batını mevcut yani. Herkesin batını mevcut. Hani deriz ya sormadı adam bana. Sarmadı adam bana. Gözü fal taşı gibi, en gerek ilanı gibi, meymenetsiz veya terslerini söyleriz. Veya terslerini de söyleriz. Yani çok iyi bir adam, hoş adam, iyi bir adama benziyor ama kendisini ifade edemedi deriz. İşte bu taraf dünyalı değil işte. Bu özellikler dünya değil. Yani bakın hepimiz de güncelik hayatta kullanırız bunu. Deriz ya sarmadı adam bana. Gözü fal taşı gibi oynuyor. En gerek ilanı gibi. Meymenetsiz bir adam. Bu sıfatlar, söylediğin sıfatlar fasulye, domates, kabaktan oluşmamış. Ruhsal haletlerin dışa vuruşudur. Yani buralı değil bu. Bu dünya cinsinden değil bu. Yani bu şey niçin olmuş o adam? Vallahi meymenetsiz bir adam. Niye? Çok kuru yiyor. Değil. Kişinin görünmeyen arka tarafı sima. Batını zahiriye taşıyıp taşıyıp kimlik ve kişiliğini göstermesi. O zaman ehli için gayb gayblıktan çıkmıştır. Batın gaybtır. Simayı seyredenler, seyredebilen gayblıktan çıkmıştır. Gene aynı yer, başka bir mana çıkmış. Simadan ruhunu seyrettiğin gibi, ruhundan da ahireti seyredersin. En eden de Allah'ı. Simadan ruhundan haber verir. Şüphen var mı? Yok. Ruhtaki arzular, emeller, istekler de ahireti gösteriyor. En eden Allah'ı gösteriyor. Zata işaret ediyor. Siret mi Allah'ın? Siret, suretin alt veri tabanı, 3 tane. Suret daha cami. Suret, hareket, davranış, mimik, sima, hareket, boy, kilo, ses, gayta, idral, idrar. Yani zaman ve mekanı içinde olan her şey surettir. Suret de 3 şeyden beslenir. Siret, ahlak, sıfat. Sima ise dekaiki şefkat, letaifi refet, şuhat-ı merhamet ilahiye denilen 3 sistem. Abi nedir bilmiyorum. Biraz da ona gitsek herhalde buradan çıkmış olacaksın. Tamam. Nerede olduğumuzu bilmek lazım arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim de. Bu dünyaya fizikçiler Newton mekaniği diyor. Bu dünyanın arkasındaki metafiziğe, kuantum fiziğine kuantum mekaniği deniliyor. Bu dünyada bu kalem bir yerdedir. Bir adam bir yerdedir. 2 yerde değildir. Somuncu Baba Bursa camisinden 3 yerden çıkmış. Oy harika olmuş. Cebrail aleyhisselam aynı anda huzur ilahide, secdede, Resulullah'ta vahide, ya vahiy veriyor. Kim bilir daha kaç yerde diyor. Tamam bir şey anlatacağım. Bir şeyin birkaç yerde olması harikadır, mucizedir. Gölgesi ise keramettir, tamam.
Arkadaşlar, kuantum fiziğinde ise fizikçilerin dediğini söylüyorum. Yani madde arkası, bir şey olması gereken her yerdedir. Bir yerde tutamazsınız. Orada bir şeyin bir yerde olması harika ve mucizedir. Oranın mucizesi böyledir. Peki, buranın sıradanlığı, buranın kıymetini anlamak için söylüyorum. Buranın normal, sıradan olan bir şey, oranın harikası ise, buranın harikası, oranın nesi olur? Bir daha, tekerleme zor oldu, dur. Bu kalem, Newton mekaniği yani madde mekaniği yani varlık hepimiz bir yerdedir. Bu birkaç yerde olursa harika ve mucize olur. Buranın normal bir şey bir şeyin bir yerde oluşudur. Mucize değildir bu. Normaldir. Mucize nedir? Yani bunun birkaç yerde olmasıdır. Bir daha söylüyorum. Bu çok önemli de. Dünya neresidir diye anlamak için cevap vereceksiniz. Dünyada bir şey bir yerdedir. Birkaç yerde olmaz. Olursa harikadır, keramettir, mucizedir diye söyleriz. Aynı bu kalem kuantum fiziğine göre, kuantum mekaniğine göre bunu bir yerde tutmak imkansızdır. O olması gereken, yani bir şey olması gereken her yerdedir. Hepsi de asıldır. Tamam. Mekanikte böyle. Kuantumda. Dünyada böyle. Peki, burada, iyi dinleyin. Burada bir şeyi bir yerde tutmak mucize budur. Kalemi bir yerde bulundurabilmek metafizikte mucizedir. Kuantum fiziğinde mucizedir. Oysa kuantum fiziğindeki mucize dünyada normal bir şeydir. Dünyanın normal hayatı, ahiretin, gaybin mucizesi ise dünyadaki anormal ve mucize olan orada ne olur? Dünya neresi anladınız mı? Dünya altı yol kavşağı gibi. O temden giderken arabanız arıza yaparsa emniyet şeridi var. Çekersiniz. Geri dönemezsiniz. Yani pek hakkınız yok. Ne yapacağınız bellidir. Altı yola girdiğiniz zaman arabanız bozulamaz. Bozulmaması lazım. Emniyet şeridi yoktur. Atarlar dışarıya seni. Bekleme şansın yoktur. Giderken geri dönebilirsiniz. Buradan yuvarlak daire yaparak değil mi? Temde geri dönemezsiniz. Giderken sağdan çıkabilirsiniz. Sola vurabilirsiniz. Çapraz gidersiniz, her şey yaparsınız. Temde yapamazsınız. İşte dünya böyle bir kavşaktır. 18 bin alemin ortasında. Bu çok acayip. Arıza yapma şansı yoktur. Çünkü emniyet şeridi yoktur. Bakın dünyanın normal hayatı alemi gaybdaki harikalar olarak. Yani bir şeyin bir yerde olması. Bu buradadır. Ama enerji kuantum fiziğinde ise bir şey olması gereken her yerdedir. Bunu niye söylüyorum? Bilin burayı. Bilin burayı. Kıymetini bilin. Çöplükte harcamayın. Bir daha bulamazsınız. Yoktur Gazali'ye göre insanlığının kıymetini bil. Ölünce daha insan olamayacaksın. Beşeriye takılmayacaksın. Bir daha ezeli ve ebedi dönüşü yoktur. Bunu ne zaman anlarsın? Doktor eline raporu verdiği zaman ama veya kuvvetli bir tefekkürle veya yolun sonu geldiği zaman o zaman deriz ki hakikaten dünya bambaşka bir yermiş. Kainatın kalbidir diyor usta. Kainatın kalbidir. Çünkü görmek istediğiniz her şeydir. Cennette öyle değildir. Cehennemi göremezsiniz. Cennette
cennette cehennemi göremediğin gibi cehennemde de cenneti göremezsin. Burada her şey burada. Soru burada soruluyor. Cevap sen veriyorsun. Yazılı kağıdı kabirde yüzüne okunuyor. Burası bir bambaşkadır. Ondan gitmek istemiyoruz. Oysa orası daha harikadır. Ama orası buraya muhtaç. Adem Aleyhisselam bile orayı orayla anlamadı. Burayla orayı anlamak için geldi buraya. Arkadaşlar cennete gitmek için gelmemişiz bu dünyaya. O kafanızdan silin onu. Ustad da onun için tokat yemiş. Yani 28 sene çektiğim işkence, görmediğim cefa, zalim zulmünü koyduk. Sen diyor maddi ve manevi kemalatına vesile yapma hizmeti. Azaptan ve cehennemden kurtulmana vasıta yapma hizmeti. Ne yapacaktık ya? Herkese meşru ve muba olan bunlar gaye olmaktan çıkmış. Yani cehennem endişesi taşıma. Azaptan ve cehennemden kurtulmana vasıta yapma hizmeti. Maddi ve manevi kemalatına vasıta yapma hizmeti. Ya ikisinden sıyrıl ki o zaman görürsün rıza-i ilahi. Rıza-i ilahi ikisinden sıyrılanlara has bir hedeftir. Allah'a Allah olduğu için sevmek. Beni cehennemden kurtaracağı için değil. Devam ediyor. Cenab-ı Hak Emirdağ 1 146. Cenab-ı Hak hakkında suret mual olmasından suretten murat sirettir, ahlaktır, sıfattır. Gördünüz mü kaynağı? Evet. Suretten murat bunlarmış. Bunun da bir zahirisi var. Bu suretin batınısı. Yani sima suretin bir hakikati. Suret ta ahireti de kapsıyor. Şey denilen her şey. Devam ediyoruz. Ya burada şey göstermeye çalıştım. Suretin alt veri tabanı bunlar. Sirettir, ahlaktır, sıfattır. Suret ise, sima ise letaif-i refet, dekaif-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye. Daha şeye gireceğiz. Kainatın siması var. Arzın siması var. İnsanın siması var. Beraber göreceğiz. Hani okumuştuk ya birinci söz. Hep anlamıştık. Üç sikke-i rububiyet varmış. Hatırladık ya. Onu bakacağız. Kainatın siması neymiş? İnsanın siması neymiş? Onu okuyoruz. Risale-i Nur böyledir. Sehl-i mümtenidir. Baktığın zaman çok kolaydır. Hakikaten anlaşılır. Murat manı anlaşılıyor. Ama neyin nesisin diye sorduğun zaman mümteni oluyor. Seni dibe taşıyor. Acayip bir şey. Aynı yer. Zahire bakarsın güneş döner. Ve şemsu tecrili mustakarına. Hakikaten bakıyorsun güneş döner. Tabii canım herhalde tabii. Güneş durup da biz mi döneceğiz? Herhalde güneş döner. Bak bunu tatmin etti. Ama diyor ki güneş döner. Hem kendi eksen etrafına hem galaksi, samanyolu etrafına dönüyor. Yani Risale-i Nur zahire baktığın zaman tamamen anlaşılması gereken manayı veriyor. Ama neyin nesisisin, bu neyin diye sormaya kalktığın anda seni ötelere taşıyor. Böyle bir garip tarafı var. Taşınmak isteyenlere tabii. Arkadaşlar bu konuşmalarımız var ya, şu sohbetimiz. Şu anda burada oluyor gibi gözüküyor da. Şaka geliyor biliyor musun? Burayı ilim edisini. Ama orada da göreceğiz. Bu ahirette bu da gözükecek. Ama bu şey orada nasıl gözüküyor? İnsan merak ediyor. Madem kainatın kalbidir, kalpte olan şey her şeyde tezahür eder. Bu 18 bin alemde bu meclis nasıl gözüküyor? Allah ihlastan ayırmasın. Amin. Yalnız bunu da demeden geçemeyeceğim. Ağacı düşünün, yeni bak bahar ya. Okay. Vücut var değil mi ağacın? Vücudu var. Hacmi var, kütlesi var. Hiç bunlara benzemeyen bir şey giydirilmiş. Hayat. Gene hayatın
üzerine sürep giydirilmiş. Yaprak, koku, tat, renk, kimya, fizik aynı yerdeler. Bak birbirine giydirilmiş. Bu alem böyle birbirisine giydirilmiş. Gül goncası gibi, mısır sümbülü gibi birbirine giydirilmiş. Olan her şey her yerde kendisine has özellikle ifade edilir. Yani dünyada böyle vurdun, otellerde nasıl gözüküyor? Belki de şöyle olmuştur. Boyut farklılığından dolayı müzahame yoktur. Her şey her yerdedir. Burası orası olduğu gibi orası da burasıdır. Yani bu su, H2O, enerji, esir, malum misalimiz, odun, nur, duman aynı yerde gibi, ağaçtaki bu kadar şeyler aynı yerdeki gibi, beden, hayat, his, latife, akıl, diman ama aynı yerde. Boyut farklılığından müzahime, kardeşalık yoktur. Onun için bedene yapılan her şey, kendi nispetinin her taraf haberdar olduğu gibi burada yapılacak her şey ötelerde gözüküyor. Geçiyoruz. Bu da çok önemli. Herhalde bunu bitirirsek tamamdır galiba dersimiz. İndiriyorum. Metni okuyacağım. Bak şekillere girdik, görüyor musunuz? Aynı paragrafın izahları. Hiç dokunmadan şey yaptım. Şu alaron. Okunuyor mu arkadaşlar? Hepinizin eline kitap vermiş ol. Şu alaron. Tevhid sırrıyla şeceri hilkati meyveleri olan ziyayatta bir şahsiyet ilahiye ziyayatta varmış. 2. Bir ehadiyet-i Rabbaniye. 3. Yani dokunuyor muyum bak? Külliyata hiç dokunmamışsın. Tövbe sonra nasıl dokunacaksın? Bak tasnif ediyorsun. 3. Sifat-ı sevaca manevi bir simay-ı rahmani varmış. Suret demiyor. İnna Allah halakal insan ala sureti rahman başka. Burada da simay-ı rahmani varmış. 4. Temerküz-ü esmai. 5. Ya kenabudu ve ya kenesteyindeki hitaba muhatap olan zatın, yani sen bunu diyebiliyorsan sende bir cilve-i taayyum ve teşahhus tezahür ediyor. Aşağıda izah edeceğiz. Bir zatı manevi bir teşahhusu, bir taayyunu imana görünüyor. Yani ya kenabudu ve ya kenesteyin diyebilen bir insanda, diyebilme nispetinde Allah o kişide taayyum ve teşahhus ediyor. Bu sizin şeyiniz mi? Yok. Yok bu hiç dokunmuyor. Külliyatın şeyi. Bir zatın manevi bir teşahhusu. Bu hiç dokunmadım. Daha aşağıya dokunacağım ben şimdi. Yani bu bizim şu anlar ha. Bir tane söyledi. Bir dakika bir bakayım dedi Almanya'da. Hakikaten öyle yazıyor mu? Yazıyor abi. Kusura bakma. Güvensizlik değil ama hayret ettim. Geldi baktı. Hakikaten yazıyor dedi ya. Dedi ki nasıl iman imandır dedi ya. Kuvvet iman ne alakası var maziye? Nur iman istikbal. İman imandır dedi ya. Ne böyle yapma kardeş dedi ya. Abi gel bak buraya yazıyor. Orada olmaz abi senin dedi izahın dedi ya. Ay böyle yapıyor. Yapma dedim Hikmet abi. Ay yazıyor. Nerede yazıyor dedim. Ha bak burada yazıyor. Lemalardaki. 26. lema. 13. rica mıydı? 13 ve 7. 7. 4 dedi ya. Kalktı. Hakikaten yazıyor dedi ya. Abi bir tane de var. İki tane iman farklı olunca kafayı diyor. Ya yapma. Kuvvet iman, nur iman, şuur iman farklı bunlar. Tamam tamam. Dedi ki sen bizim okuduğumuz, ay mübalağa etmiyorum ay inanın. Bizim okuduğumuz külliyat değil mi? Evet seyli mümteni böyle işte. Bak şimdi de öyle dedi. Bu sen mi dokundun dedi. Yok. Bir cilve-i taayyum ve teşahhus tezahür ediyor. Kim de? Bir zatı manevi bir teşahhusu, bir taayyunu imana görünür. Bak şimdi aynı. Ve bilhassa zihayattan insanın mahlukiyeti arkasında, bilhassa zihayattan insanın mahlukiyeti arkasında, yani mahluk gözüküyorsun ama ne taşıyorsun? Gayet aşikar bir tarzda ama gören göremiyoruz. Aşikar diyor burada. O manevi teşahhus, o kutsi taayyun sırrı tevhid ile
İmanla müşahede olunur. Çünkü o teşahhus-i ehadiyetin esasları olan teşahhus-i ehadiyet neymiş? Sorsa külliyatta teşahhus-i ehadiyet neymiş? İlim, kudret, hayat, sem, beş, basar gibi manaların hem nümuneleri insanda var, o nümuneleriyle onlar işaret eder. Şimdi gidiyoruz anlayan anlayana. Şimdi iniyoruz bak arkadaşlar. İzah. Tevhid sırrıyla, tevhid değil, tevhid sırrıyla, şeceri hilkati meyvesi olan zihayatta, bak bunu kim, tevhid sırrıyla, şey Erdinç, tevhid sırrıyla bak ne olacak, şeceri hilkat olan zihayatta şunlar varmış, beş tane, bir şahsiyet ilahiye, tevhid sırrıyla taşıyorsun, iki, ehadiyet-i Rabbaniye, üç, sıfat-ı sebaca manevi bir simay rahmani ki şunlar. İlim, kudret, hayat, sen basar. Temerküz-i esmai. Beş. Ya kenabudu ya kenesteyindeki hitaba. Muhatap olan zat. Sen diyebiliyorsan. Ne kadar diyebiliyorsan Yasin. Deme nispetinde sende bir cilve-i teayyun, bir cilve-i teşahhus tezahür eder. Zihayatta bu dört tane sıfat görünür, tezahür eder. Bunlardan hariç ya kenabudu ya kenesteyn diyebilen yalnız insandır, unutma. Bu zihayatların içinde ya kenabudu ya kenesteyn diyebilen yalnız insandır. Ya kenabudu ya kenesteyn ne demek? Yalnız sana iman ettiğim için sende, yalnız senden yardım isteme hakkım var. Yalnız senden, sana iman ettim. Yalnız senden yardım dilerim manasında ama. Bunu diyebilen insanda da ne kadar diyebilir? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. İmam Bakır biliyorsunuz değil mi? Bunu şey yapamamış. Namaza durmuş. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sesi? İmam bak. Yok. İmam Bakır bu. Yok. Başladı titremeye, ağlamaya. Ondan sonra hayli zaman sonra. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Sonra hayli zaman sonra, geçtikten sonra demişler ki, niye okuyamadın, niye durdun, ne oldu, niye ağladın, niçin kırdın, niye bu hale girdin? Yalnız sana iman ederim, yalnız senden yardım isterim diyemedim. Çünkü acaba hakikaten yalnız ona mı iman ediyorum? Kendimde şu bilgisi, yalnız acaba sana mı iman ediyorum? Ya Allah bana dese ki, riyakar, bana mı iman ediyorsun? Ki bir sürü putlarım var. Oraya geldim, sonra niye diyebildim? Ondan sonra Allah ilham etmiş. Tamam ya imam. O zaman demiş. Tabi o da insan tabi ama İmam Bakır olarak doğmamış da o da ana doğmuş. Hemen uzaklaştırırız kendimizden. Ya bizde ne alakası var? Yani çok büyük uçuk hayır. Hatta Allah'a bile ulaşılmaz. Hep böyle yaptılar bize ya. Allah gözükmez. Gözükür kardeşim. Sen göremiyorsan, ben göremiyorsam, Allah gözükür diye bir ders var bir saat, hatırlarsınız değil mi? Latife-i Rabbani görüyor. Ama görmeyi şekle indirgediğin için Allah şekil zannetmişsin. Öyle bir Allah yoktur tabii. Şekilli Allah. Çünkü gözün gördüğü bir Allah'ı arıyorsun. Latife-i Rabbani görüyor. Mesela bir tanesi gösterin, bak gösterdim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle tatlı bir hal olmuyor. Veya sohbette. Veya Kur'an okurken. Ne demek o? Allah kendisini aralıyor. Bak ben senden razıyım. O tatlı, huzur, feyiz, o görmektir. Ama göz latifesinin değil, Latife-i Rabbaniye'nin görmesi o. Görmekler farklıdır. Kulakla görürsün. 26. limada diyor ki,
Gözümle değil, kulağımla görüyordum. Geçiyor mu, geçmiyor mu? Kulakla gözüküyor mu? Gözüküyor kardeş. Maalesef acayip olmuşuz. Böyle perdeler sarsılıyor işte bu derslere böyle gelince. Bu derslerin müşterisi az olur. Ha, hu, la kara lu kara olsa, ha, haramla karışık olsa, tabii bunlar nerede? Samimi olmak lazım. Bunu diyebilen insanda, cilve-i taayyun ve cilve-i teşahhus tezahür ediyor. Arkadaşları mahrum etmeyin. Tezahür ediyor. Herkeste değil, bunu diyebilen insanda var. Hangisi? Cilve-i taayyun, cilve-i teşahhus. İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn hanun diyebilenedir. Anlayanadır. Sifat-ı sebaca manevi bir simay rahmani ne demek? Bak tırnak içinde. Metin, şimdi izah. Yani insanın simasını sıfat-ı seba oluşturuyor. Yedi subut-ı sıfat insanın simasını oluşturuyor. Suret-i Rahman'ın sırrı bu. Şu anlar 10 muydu? 10. Bizim şu anlar. Daha devam ediyor, dur. Suretten murat sirettir, ahlaktır, sıfattır. Emirdağ 1-146. Rahman'ın sureti ne demek biliyor musun? Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Siret, ahlak sıfatın bütünlüğü, cemi, bunların cemi suret olacaktı. Orada sima yazmış. Suret olacaktı. Surettir. Onu düzeltiriz Abdülkadir. O sima, şu sima yazıyor ya, şurayı suret olacaktı. Tamam. Sima, suretin arka tarafı. Yani bu taraf. Yani suret, ters yazmış burada. Evet. Tabii yukarıda bir tane bir yanlışlık oldu mu, gerisi geliyor. İnşallah burada olmamıştır. Simgelenirse... Siret, ahlak sıfat. Burada Osman, burada mı? Osman, Gazi Osman Paşa. Arnavutköy, yok. Bu çok sorardı o. Temessülatlar, güneşe, bu makamda ruhtur. Bu, burası, bak burası, ayna. Şu ayna, aynadaki misali olan suret. Şu mumbasit akis ise sima. O rahime mi bakar? He? Rahime mi bakar? Sima. Sima'ya gelecek çok antikadır. Sima rahime bakıyor. Suret Rahman'a bakar. İsterseniz biraz acele edeyim. Şurada dursun veya... daha var mı? Var. Şurada dursun veya gidelim. Şöyle. Üç tane sima var. Kainatın siması, art siması, insan siması. Hemen burada şöyle dursa başka şey açabilir miyiz? Açabiliriz. Şimdi üç tane simayı nasıl görebiliriz acaba? 28. 28 mi? Evet, 28 bulmuşsan sana helal olsun ve bravo, maşallah, güzel çalışmışsın. Arkadaşlar, kainatın simasına bakın. Bak, uluhiyet. Kainatın simasında birinci söz var ya, kainatın simasında ve arz simasında, insan simasında üç tane sikke-i rububiyet iç içe. Şimdi, kainat simasında teavun, tesanu, tecavut, teavun, tencere getirin, karıştıralım. Teavun, tabi lügat dersi değil. Teavunu şimdi anlatsak olmaz değil mi? Teavun koy tencereye. Tesanudu koy tencereye. Tecavubu koy tencereye kainatın. Teanuku koy tencereye. Üçünü karıştır. Bunun adı Sikke-i Kübra-i Uluyet'tir. Uluyet buna bakıyor.
He? Allah, bismillah. Sikke-i kübre-i uluhiyet. Tamam mı? Kainatın siması bu. Şimdi gelelim. Küre-i arz simasında tedbir, terbiye, idare, teşabbu, tenasup, intizam, insicam, lütuf, merhamet. Bu da Sikke-i Kübra-i Rahmaniyetmiş. Şimdi insan simasına gelelim. İnsan simasında letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye, Sikke-i Rahimiyettir. Rahimiyet. Kainata uluhiyet, küre-i arza rahmaniyet, insanın simasına rahimiyet, özel. Mustafa, anladık mı Mustafa? Yani üç tane sikkeyi bülbül içinde vardı ya birinci sözde. Mesela abi nasıl oluyor falan, sima buymuş. Kainatın siması abi var mı ya, böyle nasıl adam mudur, kadın mudur, ne söylüyor falan. Teavun, tesanut, tecavut, teanut. Karıştır tencerede. Bu Sikke-i Kübra-i Uluhiyet, kainatın siması. Dünyadaki sima, tedbir, terbiye, idare, teşabuk gözüken yani. Tenasup, intizam, insicam, lütuf, merhamet. Bunlar da rahmaniyet. Sikke-i Kübra-i Rahmaniyet. İnsana bakın. Letaif-i refet, dekaif-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye, bütünlük, sikki-i uliyay-i rahimiyet. Evet Yusuf. Abi mesela bir insan, mesela kainata baktığı zaman, mesela bir insana bakıyoruz ya, onun letaif-i refet, dekaif-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye hissesi, o insan siması yani. Evet. Peki mesela küre-arzı mesela ki, ruhu ne ki? Onun batını mesela hariçte onu görüyoruz yani. Ha. İnsan, hani insan bir kere, mesela benim mesela bir kere şu üç şeyden hissem, benim simamla çekmektiriyor ya ben. Küre-arzın hangi şeyi ölçüsü, hangi birimi küre-arzı o simayı veriyor abi? Sima, batını dışa vuruşu değil midir? Küre-i arzın neyin tenteneli perdesidir? Alemi gayb. Değil mi? Peki. Kainat, kainat nereye kadardır? Arşa kadardır. Şeceri hilkat, kabu kavsine kadar, Nur-u Muhammediye kadar. Oranın siması yok. Yani şöyle, yukarı aşağıdan, aşağıdan yukarı çıkayım. Alemi şehadet, alemi berza, ondan sonra levh-i mahfi ispat, kürs, daire-i hayat, daire-i ilim, cennet, arş. Buraya kadar olan bütüne kainat denilir. Bunun bir siması var. Kainat siması. Peki ondan sonra ne var? Arş. Sonra levh-i mahfuz. Çık yukarıya. Arşazam. Çık arzam. Çık yukarıya. Levh-i mahfuz ve isfar. Buranın siması yok. Sureti de yok. Peki diyor, Miraç, Mebde ile Muntaha arasında hayt ittisalın suretidir diyor. Suretten maksat dibidir ya. Siret, ahlak, sıfat. Onlardan bütünlüktür işte o. Ya fıtrattır orada. O surette maksat dibinde bir tanesidir orada. Yani üç tane değil mi? Siret, ahlak, sıfat. Arş. Lef-i mahfuz aşağıza. Üç tane. O suretin dibi işte. Hasan hocam, insanların ibadetleri, imanları arzın simasına tesir ediyorlar mı? Ediyor. Çünkü arz zelzeleye oluyor, tokat vuruyor, taş yağıyor. Direkt etkili insanlar. Yağmur gelmiyor. Balıklar bile şikayet ediyor. İnsan her şeyle, insan çekirdek ağacın nasıl durumuysa, insan 18 bin aleme böyledir ya. Kainat çekirdektir, kainatın şey dünya çekirdektir kainat. İnsan da onun özüdür. İnsanda olan her şey oraya yansıyor. Peki
Kafir öldüğü zaman sema alamıyor, Müslüman ölünce alamıyor. Senin haletlerin etkiliyor orayı. Senin letayfi refetin, dekayki şefkatin, şuat-ı merhamet ilahi bunu etkiliyor, burası da oraya etkiliyor. Dedik ya batını dışarıya, dışarısı da içeriye taşınan yerdir. Berzahtır burası. Herkes çok baktığı için çok garip sayacak yani. Acayip bir şey. Bu sefer dibi çökerse dışa benziyor burası. Ona bir misal vereyim. Google'a girerseniz görürsünüz. Ben çekmedim haramdır diye. Almaya da kadın erkek köpek dolaştırıyorlar. Dibi çöktüğüne bak. Köpek sahibine sahibi köpeğe benziyor. Çok merak ettim. Acaba hangisi hangisi bozulmuş? Hangisi hangisine benziyor? Köpek mi sahibine sahibi köpeğe mi? İmtihana tabi olmadıkları için köpek değişmez. Düzelmez, bozulmaz. İki tarafa açık olan insandır. Benzeyen insandır. Dibi o yok olunca sureti eşeğe benzer. Mal sahibine benzer denilir. Yani dibi boştur. Yani letaif-i refeti, dekaik-i şefkati, şuat-ı merhamet ilahiyesi. Yani batını kesilmişse suret dışarıya benzer. Ya köpeğe benzer, ya domuza benzer, ya eşeğe benzer. Nereye çok iştigal ederse siması ona benzer. Ya batın gösterecek, ya harici gösterecek. Yani ayna biliyorsunuz, ayna karşıyı gösteriyor. Eğer batın taşınmışsa karşı bloko oluyor. Adam batın yok, o zaman sima karşıyı gösteriyor. Çanak anten gibi oluyor. Çanak antenlik yapıyor. İnsanlar Allah'la iktisabı kesilince o zaman değil mi abi? Evet. İnsan boş ayna gibi oluyor. Aynen. Kork gidiyor yani. Evet. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Ne yaptık? Kaçırdık mı? Ya. Yok. Ha. Bu mesele, bu konuyu bitiriyorum, tamam. Sonra devam edeceğiz. Daha başka derste. Şu sayfa bitsin. Sayfa bitsin. Daha konu açmayacağım. Bu mesele zihayatta o şahsiyet, o ehadiyet, o sima, o teayyun, o teşahhus cilvesi imbisat ederek kainat nispetinde genişlenir, dağılır. Çünkü azamet ve kibriya perde olur. Herkesin kalbi göremez. Onun için arkadaşlar, bu ders ağırdır. Tabii ki ben 6 ay çalışıyorum. Sen bir saat sabretsen ne olur? Zerre kadar biraz inkişaf etsen, yani bu derste desen ki lavabodaki ayna veya daha parlak ayna hiçbir zaman bu deriye giremez. Bu da deridir, bu da deridir, ayak altı da deridir. Ama ruhu buraya, ruh batın dışarıya, dışarıyı da buraya yansıyıp içeriye dönüştürüyor, formatını değiştiriyor buraya. Dışarıdan gördüklerini, seyrettiklerini, duyduklarını, kokladıklarını, lezzet aldıklarını, dokunduklarını, bu da simadır. Ne yapıyor? Formatını değiştirerek içeride canlı ve ruhlu oluyor. Neyi seyrediyorsanız, ne okuyorsanız, ne dinliyorsanız, İçeride canlı ve ruhludur. Aktiftir. Ama suret değiştir. Ustati diye ben seni yılan suretinde görüyorum. Ha, dışarıdakiler içeriye format değiştirerek giriyor. İçeridekiler de format değiştirerek yurda gösteriyor. Burası bir berzahtır. Bu derste bunu anlasan, yani ruhu gösteren gösterge, ruh zordur ahiretten. Ruh bu gösteriyorsa, dünya ahireti böyle gösteriyor. Ruhum simamın neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır demeye hak kazanıyoruz. Yani gayb değil, değil mi artık ruh? Çünkü simadan seyrediyorsun. Ruhtan da ahireti seyrediyorsun. Sonsuzluk, ebed arzusu. Yani istek ve emellerinle nefret, korkmak, içtikten vesaire. Orayı da cehennemden haber veriyor. Bakın simadan, ruhtan da ahireti seyrediyoruz. Bu bitirelim. Ben de şey yapayım. Azametli olduğu için dağılır, kibriyalı olduğu için gizlenir. Yani her yerde olmak azamet, çok büyük olup ihata edememek ise kibriya. İkisi de görmeye ve ihata etmeye mani. İyâke nâbudu diyen insanda ne oluyormuş? Şey Erdinç. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Bir şahsiyet ilahi diye oluyor. Bir ehadiyet-i Rabbaniye oluyor. Sıfat-ı sebaca manevi simay-ı rahmani oluyor sende. Temerküz-i esmayı oluyor. Bunlardan dolayı esma
Sen de koy verip gidiyor. Esma bütünlüğü artık gözüküyor. Peygamberin siması dedi Yasin. He? Peygamberin siması dedi Yasin de Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimizin siması ile? Simasında neler var? Evet. Bütünlüğünden de olunca, Esma'nın bütünlüğünden de sen de cilve-i teayyum ve cilve-i teşahhus tezahür ediyor. Namaz kılan herkes de zerreden şemse kadar mertebelerden bir mertebe mutlaka insana tezahür ediyor. Hiç endişe etmeyin namaz kılan da. Tezahür edip ortaya çıkıyor. Şuursuz olsan da. Şimdi topluyorum. Şuursuz olsa da. Yani Allah'a emanet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Münafık olmadıktan sonra, çünkü münafık sabah ve yatsı kılın namazına olsa bile bu kadar gafil dahi olsa mutlaka bunlardan bir taayyun, teşahhus sende oluyor. Çünkü olmasa, onaylanmasaydın sen onaylayamazdın. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile ruh salatta kıyam eder. Yani ruhu onaylanırsa beden arzda namaz kılar. Onaylanan kişiler namaz kılabilir. O zaman abi benim ne suçum var? Men yaşa. Allah istediğine hidayet verir. Peki hidayet almayanları Allah istemedi mi? Hayır. Ne demek? Allah'ın istediği gibi olursan Allah'ın hidayeti sendedir demektir. İstediği gibi olursan istediğini alırsın. Bundan da muktedir, şahsiyet-i ilahiye demektir. Hani dedik ya 5 tane özellik tezahür ediyor. Anladın mı bak Erdinç? Sen de 5 tane özellik şey yapıyor ya, bakayım. Muktedir olmak, şahsiyet-i ilahiye. Muhtar olmak, ehadiyet-i Rabbaniye. İşitici, sıfat-ı sevaca manevi bir simay-ı rahmani oluyor. Bilici, temerküz-ü esma. Görücü, yâkena budu ve yâkenesneyi diyebilmenin dışa vuruşları. Bunları da topluyoruz. İnsanın mahlukiyeti arkasında gayet aşikar bir tarzda insan mahluk ama şu ruh, bedeni mahluk, hayatı mahluk, aklı mahluk, ruhu mahluk. Bunun arkasında bir ene var. Orada da Allah, o enede Allah manevi teşahhus ve kutsi teayyün ediyor. Sırrı tevhid ile imanda müşahede olunur. O enede Allah oluyor. Ruhta değil. Bunların kaynağı da teşahhus-ı ehadiyetin esaslarından. Nedir o? İlim, kudret, hayat, sem, basan, teşahhus-ı ehadiyetin esasları bunlarmış. Bu sıfatların sende cemine teşahhus-ı ehadiyet deniliyor. Ve böylelikle anlamasak da anlamış kabul ederek simanın ikinci dersini bitirmiş oluyoruz. Birinci dersini almaya da yaptım. Sima ne demektir, tanımlama, ne manaları geliyor, sitede bakarsınız. Çünkü sis olmuyor işte. Burada kaçıncı sayfa bu? Ondan sonra bunu şey yaparsın, bir de burada yanlış bir iki yerde yanlışlığımız var, onu da hatırlatırsa yani düzeltelim. Peki, haftaya devam edelim mi yoksa aram versin? Ama gittikçe giriliyor. Zordur. Tabii ki bu işten gelmişsin, şeyden gelmişsin. Ya neyden bahsediyor ya bu teşahhus ya tüyübedi. Letayfi refet. Adam diyor ki olan delinin bir tanesi. Ben de bilmiyorum diyor. Letayfi refet nedir? Bilmiyorum. Lugatı başka. Ben daha simadayım. Dibe ineceğim. Dibe inersem letayfi refet, dekayfi şefkat, şuat-ı merhamet ile. Bir de ona ineceğim. Ondan sonra bir de bakarsın Hasan yoktur onu. Samimi söylüyorum, ona inelim yoktur artık. İşte niye bunlarla meşgul oluyorsun kardeşim ya? Hazmolmayan ilim diye sen hazmetmemişsin. Usta diyor ki, enfusi tefekkürü inceden inceye, derinden derine tetikat yap. Hakikat yolu budur. Afaki tefekkürde yapma. Dipsiz denemem. Güneşin çapı şöyledir de böyle patlıyor da şöyle oluyor da böyle oluyor da. Hayret ve dehşetten başka bir şey yok. Arkadaşlar, batından bahsederken zordur. Taşınıyorsun ondan.
her anladığın şey oraya geçiyorsun. Neyi düşünüyorsan, neyi anlamışsan, neyi hissetmişsen oradasın. Ve olsun. Bu bilgi değil bu. Fikir yoldur, yoldu bu. Taşınmaydı bu. Fikir yoluyla diyoruz da. Fikir yoldur. Bir şeyler hissettinse orasısın işte, oradasın. Taşınma arkadaşlar, arkaya taşınmak bu. Su yumuşaktır, kaya serttir. Vura vura, vura vura, vura vura oyuyor. Biz batına vura vura, vura vura, en azından şu karımız oluyor. Ya böyle bir şey duymuştum ya Rabbi. Cennette isteğin olacak. İsteyene verilecektir. Peki, sana orada verileceğine delil nedir? Şu anda verilmesidir. Verilene verilecektir. İsa Aleyhisselam'ın ayeti. Sana verildi mi? Verilene verilecektir. Kim oradaki mi? İsteyene verilecektir. Her isteyene verilmeyecektir. Ama verilenler isteyenlerdir. Ama kim onlar? Burada istemeyi bilenlerdir. Ben bilmez miyim? Esas ben tevhidçiyim. Tevhid ve bugün isterseniz bir dinleyin. Öğlen dersimizde kitap aralarında, sayfa boşluklarından kuantum fiziğiyle ve mekanik, Newton fiziğiyle yani fizikle, hem bugün fizik Allah'ın ispatı vardı. Çok harikadır. Dinlersiniz. Ama o kadar harika infosu, güzel bir ders ama buna gelemez. Bu bambaşka bir şey. Bu zordur. Dışında kaldım zannediyorsun. Hayır. En azından yolları fark ediyoruz. Böyle bir şeyler var. Dedim ki bak, sima bu. Aşağıdan üç tane şeyden besleniyor. Biliyor musun? Bilmiyorum. Oraya da gibi. Her meşgul ol. Bak burası artık bizim için burası değil, değil mi? Sokaktaki insanlar ve bu dersi dinleyenler için senle onun arasında şimdi fark yok mu bu sima? Et. Değil mi? Bu et mi? Bu da et. Böyle bir cami ayna yoktu. Bunu anlasın. Şimdi biraz daha aşağı indir mi? Zannediyorsun ki ilim. İlim değil arkadaşlar. En büyük kölelik ilimdir. İnsanı köleleştirir. Ne zaman? İlim seni bir yere taşımazsa. İlim seni bir yere taşırsa maksat oldu, hürriyettir. Eğer ilimde kanaat edersen bu ilim seni köleleştirir. O kadar bilirsin. Oysa ilim subutu sıfattır. Sen, basar, kelam, irade, ilim, irade demiyor mu? Subutu sıfat değil mi? Oysa sen mahiyeti zatiyeden, ruhundan öflenmiş bir ruh var. Mahiyeti zatiyede ene var. Hiçlik içinde ilim yoktur. Torbanda at, fark, noksan, kusurda mağda bir şey bırakmayacaksın. Hiç ende hiç. İlim ise hiçlik değildir. Gene bir belirleniştir. Hiç ilim seni hiçliğe götürmeli. Öyle bir hal kazanacaksın ki orada da artık ilim de yoktur. İmam Rabbani Hazretleri'ne göre orada da konuşmak yoktur. Konuştuğun anda ilim olsa dahi gene oradasın. Geçmemişsin. Yani ilmiye bile kanaat etmeyeceğiz. Ne demek ya? İlim, his, latife, latife-i Rabbaniye, latife-i insaniye, dekaik-i refet, ilim değil o. Artık his, seziş, feyz, fuyuzat, kemalat, hal, halet, dibi yok. Yani abi nereye taşınacaksın? Olduğun gibi yani. Sen ne zannediyorsun bu? Buna bu kapaksın, kapak. Gözlüksün böyle. Açıldığı zaman Allah Allah. Nasıl? Ya kardeşim burada bir şey var mı? Televizyon bak nasıl açıyor. Çanak anten buraya taşıyor. Ulan demir taşıyor öteleri buraya da. Senin ruhunu öteleri buraya taşıyamaz mı? Gözde görmüyorsun uyduyu. Çanak antenle buraya taşınıyor. Çanak anten latife-i Rabbaniye. Kablo, his, televizyon kutusu, beden, televizyonun programı, ruh, görüntüsü, şekil. Bak sen çıplak gözle göremedin, kulakla duymadın sesleri, sesleri ya buraya taşımıyor mu? Lan yazık bize ya, çanak anten saç, öteleri buraya taşıyacak, benim ruhum öteleri buraya taşımayacak. İnsanın yaptığı sanat böyle olacak, Allah'ın yaptığı nasıl olur? Kardeşim çanağı tut ama 100 sene önce desen ki ne yapıyorsun ya? Allah öteleri buraya taşıyacak. Ondan yan birisi ya der. İşte çanak antenlik yapıyoruz sima dersiyle.
Televizyonda seyrettiğin şeyle uydudan şüphen var mı? Ha, simadan da seyrettiğin dipten şüphen yoktur. Ha, farklıdır. Bak hepiniz farklısınız. Arkadaşlar bir de son şeyimiz olsun. Görmek istediğin her şey simada vardır. Herkesi göre farklıdır. Hepiniz beni farklı görüyorsunuz. Ben de sizi farklı görüyorum. Herkes de farklı gözüküyor. Zannetmeyin ki sen çocuğunu senin hanım gördüğü gibi görüyorsun. Veya senin çocuğunu benim gördüğüm gibi görüyorsun. Onun sümüğü beni iğrendirirken senin çocuğun sana başka bir şey geliyor. Ondan anlattım. Sima öyle. Demişler ki bu kara kızdır ya bu Leyla ile Mecnun. Bu ne ya? Bir gel de bir benim gözümle bak demiş. Tamam. Farklıdır. Acayip ne oluyor biliyor musun? Ne psikoloji sorun, ne ahiret gaye, ne cehennemden kurtulmak, öyle bir derdin kalmıyor diyor usta. Çünkü genel bir yol olmasa ustad emirdan da koymaz. Ben diyor bütün men ediliyordum. Yani herkes için makbul olan, meşru olan, ahirette cennete girmek, cehennemde kurtulmak, maddi ve manevi kemalat kazanmak, azaptan ve cehennemde kurtulmak, hizmette gaye ve maksat olması meşruyken biz diyor bütün men ediliyor. Bambaşka bir şey. Bu enfusi artık o bedenselmiş, cennetmiş, cehennem, haşo fatmıyoruz tövbe estağfurullah, Kur'an'da bitirmiş. Kur'an ilmi sıfattan geliyor. Ben subutu sıfattan bahsetmiyorum. Zati sıfattan, şu üstü şunat-ı zatiyeden ve manyet-i zatiyeden bunları duymadan gitmemek lazım. Olsun var mı? Duy bunları. İstemeş aklına sahip olacaksın. İsteyene verilecek çünkü. Ya Rabbim orada bir adam dilimiz çıkmıştı öyle. Öyle bir şeyler vardı ya. Arş vardı, arş azamlar vardı. Şeceri hilkati götürdü oraya, kainatı götürdü. Cennet aşağılarda. Adam da demiş, anlamış zaten. İsteyene ver onu. Bu İslam tarihinde doludur bu tip insanlar. Bana seni gerek seni demiş adam. Ahmet bin Hanbel onlardandır. Muhyiddin Arabi onlardandır. Konevi onlardandır. Mevlana onlardandır. İsteyen diyor ya benim bizim öyle bir dün bir şeyidir diyor. Ölüm için diyor. Cennet meyveni demiyor ki. Yavuz Sultan Selim onlardandır. Ruhun cennetini istiyor. Evet. Cesedin cenneti. Hayatın cenneti. Cismaniyetin. Cismaniyetin. Hayatın cenneti cennettir. Ruhun cenneti imandır. Hidayettir yani. Ruhun cenneti imandır. Şey, hidayettir diyor şu anlar. Şey, işaret edeceğiz 60'ta. Ama arkadaşlar biz ruhun cenneti, hidayeti bile kanaat etmiyoruz. Ne diyorsun ya, manyak mısın ya? Ene'de bir taayyum ve teşahhustan bahsediyor. İyâke nâbudu ve iyâke nesten diyebilen de bir cilve-i taayyum ve bir cilve-i teşahhus ediyor. Bir cilve-i ehadi. Allah ya! Ahmet bin Hanbel'e görmüş Allah Fıkıh-ı Ekber'de diyor. Ahmet bin Hanbel Allah'ı gördüğüm zaman şaşırdım ve Allah bana dedi, ey Ahmet ne istiyorsun benden? Bir şey diyemedim dedi. Sonra Allah devam etti. Ahmet sen benden bir şey isteme. Benden istediğin bendendir ama ben değilim. Sen beni iste. Allah'ım o muhakikatın hatırına bizi de nasip eyle. Amin. Kur'an'ın hürmetine ya Rabbi. Amin. Biz sana talibiz Allah'ım. Amin. Sünnetindir. Talip olanlara talip olduğu şey verilir. Amin. Ya Rab seni istiyor. Ya Rahman Rahim'in, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine ya Rabbel Alemin, bizi, usul ve furularımızı, bizi sevenleri, bize dua edenleri, manen iştirak edenleri, taraftar olanları, bizde hakkı olanları, emekleri olanları, söz verdiğim kişileri, söz verdiğimiz kişileri ve hizmetle alakadar olanları, iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Bu hakikatte haklanmaları nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hizmet imaniye Kur'an'ı de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanüsününe tam mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, razı olmayacağın geçmişimizden tövbe. Razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Ve ahir devamu menilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tı mazhar.